Sayın Mustafa Sözen, buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vergi konulu bu konferansta ben bugün sizlere bağımsız denetim ve vergi ilişkisinden bahsedeceğim. Sanırım meslek mensubu ağırlıklı bir dinleyici kitlemiz var. Dolayısıyla her iki işin de muhatabı meslek mensupları. Cemal Hocam olayın uluslararası boyutlarını anlattı. Benim sunumum biraz daha yerel uygulamalar üzerine. İsterseniz sunuma başlayalım. Sunumda vergi incelemesi, bağımsız denetim nedir? Biliyorsunuz hangi finansal tablolar vergi incelemesinden geçer, hangileri bağımsız denetimden geçer? Burada bir ikilem var. Kayıt dışılık, bağımsız denetim arasındaki ilişki. Bunlara da değinmeye çalışacağım. Soru cevap kısmında sorularınız olursa onları da cevaplandırırız. İlk olarak tanımlardan başlayalım. Tabii burada seçkin bir topluluk var. Anlatacağım bilgilerin birçoğu zaten malumunuz. Vergi incelemesi ve bağımsız denetim arasındaki farkı anlatmak için önce tanımlara bakalım. Vergi incelemesi malumunuz çok basit bir tanımı var. Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Çok masum bir tanım ama incelemelerde böyle mi oluyor? Doğru vergiyi almak adına eğer fazla ödediyseniz iade yapılıyor mu? Onları da, yani benim de biraz vergicilik geçmişim var. Onları da tartışırız yeri geldiğinde. Bağımsız denetimin tanımına baktığımızda vergi denetiminden daha kapsayıcı, farklı bir tanımı var. Bağımsız denetim için öncelikle finansal tablolar denetimden geçiyor. Bu finansal tablolar hangi finansal raporlama standartlarına göre hazırlandıysa, örneğin tek düzene göre hazırlandıysa tek düzen, TFRS'ye göre hazırlandıysa TFRS. Denetçi denetlediği finansal tabloların finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu konusunda makul güvence elde edecek denetim kanıtları toplamak zorunda. Denetimin tanımını bu şekilde yapıyoruz. Denetim kanıtlarını toplarken ustasından öğrendiği gibi değil, her işin bir kuralı var. Bunun da kuralı denetim standartları. Denetim standartlarında öngörülen teknikleri uygulamasını istiyoruz ve bu şekilde incelediği finansal tablo hakkında bir görüşe ulaşıp bunu raporlamasını bekliyoruz. Kısaca tanımları bu şekilde geçtikten sonra iki konunun ilişkilerinden biraz daha bahsedelim. Vergi incelemesi ve bağımsız denetim. Amaç nedir? Vergi incelemesinin amacı tanımıyla orantılı bir amacı var. Ödenmesi gereken verginin doğruluğunu sağlamak. Amaç sadece bu. Bağımsız denetimin amacı ise hedef kullanıcıların finansal tablolara duyduğu güven seviyesini arttırmak. Tanım doğrudan denetim standartlarından. Hedef kullanıcılar, Cemal Hocam'ın açıkladığı malumunuz, en başta işletmenin sahipleri, ortakları, yöneticileri, yatırımcılar ve uzayıp gidiyor kamuya kadar. Acaba bu hedef kullanıcılar hangi finansal tabloya güven duymak ister? Maliyecinin ceza yazmayacağı finansal tabloya mı? İşletmenin gerçek durumunu dürüst resim ilkesine göre ortaya koyan finansal tabloya mı güven duymak isterler? Bunu da yeri geldiğinde tartışabiliriz. Her iki uygulamanın yasal dayanıklarına baktığımızda vergi anayasal ve vergi kanunlarına göre getirilmiş bir düzenlemedir. Bağımsız denetimin dayandığı kaynaklar ise en başta Türk Ticaret Kanunu ve Türk TTK'dan aldığı yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı kararlar bağımsız denetimin hukuki temellerini oluşturuyor. Tabi bağımsız denetimle ilgili çok sayıda mevzuat var. Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Kooperatifler Kanunu uzayıp gidiyor. Ama bağımsız denetimin hukuki dayanakları arasında bir vergi yasası yok. Yani hiçbir vergi kanununda bağımsız denetime bir atıf göremeyiz. Peki bağımsız denetimdeki kamu otoritesi malumunuz Maliye Bakanlığı ve ilişkili kurumları VDK gibi. Bağımsız denetimde hangi kamu otoriteleri çıkıyor karşımıza? KGK,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bağımsız denetimin en önemli kamu muhataplarından birisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Şirketler nezdinde onlar var, denetçiler nezdinde bizler varız. Sonra üst kurullar, SPK, BDDK, EPDK, Hazine, Rekabet, çoğaltmak mümkün bunları. Ama görüleceği üzere bağımsız denetim ile ilgili otoriteler arasında Maliye Bakanlığı yok. Maliye Bakanlığı, yani bağımsız denetim raporunu vergi dairesine ya da Maliye Bakanlığı'na sunmanızın hiçbir anlamı yok. Maliye Bakanlığı'nın etkisi nasıl? Dolaylı. Kamu gözetimi kurumuna iki tane üye veriyor. Bir tane üyeyi de TÜRMOB veriyor, kontenjanı var. TOB'un da aynı şekilde üyesi var. KGK, kurul biliyorsunuz. Toplam 9 üyeden oluşuyor ve her paydaşın temsilcileri kurulu oluşturuyor. Kamu sektöründe vergi incelemesine kimler bakıyor? Vergi müfettişleri. Bağımsız denetime kamu sektöründe kimler bakıyor? Üst kurul uzmanları, belki hazine kontrolörleri vesaire. Peki vergi incelemesi ve bağımsız denetimin özel sektör ayağında kimler var? Burada ortak paydayı yakalıyoruz. YMM ve SMM'ler ve bağımsız denetçiler. Bunlar aslında aynı kişiler. Çünkü bağımsız denetçilerin biz aynı zamanda meslek mensubu olması şartını arıyoruz. Dolayısıyla bu iki konu arasındaki en temel ortak payda özel sektörde bu işi yapanlar. SMM, YMM ve bu mesleki unvanı haiz olan bağımsız denetçiler. Bir de kapsamına bakalım. Vergi incelemesine tabi olanlar kimlerdir? Aslında herkestir, öyle değil mi? Yani köydeki bir çoban da aldığı arsasını müteahhite verip iki daire alıp sattıysa bir gün değer artış kazancından o da incelenebilir. Aktif mükellef sayısı bilmiyorum. Belki 2 milyon, belki daha fazla ama bir şekilde hepimiz vergi incelemesinin muhatabıyız. Peki bağımsız denetimin sınırı 4000 civarı bir şirket. Bunlarda genel özellik başkasının parasını kullanan işletmeler. Borsa ekote işletmeler, sigorta ve finans sektöründeki işletmeler ağırlıkta olmak üzere yarattığı ekonomik hacim itibariyle kamuyu ilgilendirecek boyuta ulaştığını düşündüğümüz işletmeler yine bağımsız denetime tabi işletmelerdir. Kıyaslamaları çoğaltabiliriz ama yani temel başlıklarla bunlardan bahsedebiliriz. Peki şimdi gelelim vergi uygulamalarında hangi finansal tablo isteniyor? Daha sonra da bağımsız denetim için hangi finansal tablo isteniyor? Tek bir finansal tablo mümkün mü? Yormayalım işletmeleri. Bu bakış açılarına bakalım. Önce vergiden başlayalım. Zaten mümkün olduğu kadar da vergi ekseninden uzaklaşmamaya çalışacağım. Bağımsız denetim temel konumuz değil burada. Vergi uygulamalarında Maliye Bakanlığı'nın dikkate aldığı finansal tablo hepimizin bildiği gibi 1992 yılında resmi gazetede yayınlanan Bir Selinoğlu Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği. Biz buna kurumda musugut diyoruz ama yerleşmiş bir tabir değil. Tek düzen olarak ben bu sunumda ifade edeyim. Kastettiğim budur. Musugut dediğimiz. Yani maliye tek düzeni istiyor. Bunu nerede vurguluyor? Vergi Usul Kanunu'nda ve TÜKSEL Kanunu'nda. TTK'da da tek düzenin olması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yer vermiş durumda. Bunun da açılımını yapacağız şimdi. Tek düzeni zaten biliyorsunuz, hızlı geçeyim. Tek düzen tablo Vergi Usul Kanunu'nun 175 ve mükerrer 257. maddesinden alınan yetkiye istinaden hazırlanmış. Yetkiyi tamamen Vergi Usul Kanunu'ndan alıyor. Kapsamda bilanço usulüne göre defter tutan işletmelerin muhasebe kayıtları anlatılmış. Kapsamı bu. Güncellemeler yeteri kadar yok malumunuz. Ve tek düzen hesap planında bazı hesapların nasıl değerleneceğine ilişkin hükümler de yok. Bir konferansta Nalan Hoca, biz onların özellikle boş bırakılmasını istemiştik. İleride TFRS'lerle doldururuz diye demiştim. İleride neyle doldu peki? Vergi usulüyle. Ona da gelebiliriz. Vergi usul kanunu bu tek düzene uyulmasını istiyor. Bilanço esasına göre defter tutma 182-192 bu maddelerde. Tek düzendeki kalemlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini 258-330 uzun uzun açıklıyor. Ve bu tek düzene uymazsan 5000 lira da ceza keselim diyor. Maliyenin safı belli. Dikkate aldığı tablo belli, budur.
O ara bir de Türk Ticaret Kanunu vardı. Biliyorsunuz TTK'da 2013 itibariyle tüm işletmelerin finansal tablolarını TFRS'lere göre, gerçeğe uygun sunum esasına göre hazırlaması öngörülüyordu. Belki oradan artılar ve eksilerle vergi matrağına ulaşılır. Yine vergi matrağı aşındırılmazdı. Fakat TTK'ya da getirilen bir düzenleme ile TTK'da tamamen vergi usulüyle uyumlu hale getirildi. 64. maddenin 5. bendinden bahsediyorum. Bu önemli bir madde. Biraz daha açmak istiyorum. Türk Ticaret Kanunu'nun defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64. maddesi. Maddede ne diyor? TTK'ya tabi gerçek ve tüzel kişiler, vukum, defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleriyle aynı kanunun 175 ve 257. maddelerinden alınan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere, yani musluguta, tek düzene uymak zorundadır. TTK'ya eklenen madde 2012 yılında. Sonra maddenin devamında vergi usulü maliyeci şunu diyor, sen vergi usulüme karışma, TTK başka düzenlemeler getirebilir. TTK'daki düzenlemeler vergi usulü etkilemez diye maddenin devamı bu şekilde. 64. maddenin gerekçesine de baktığımızda şunları görüyoruz. Birinci fıkrasının gerekçesi. Uzunca bir gerekçe, ben belli bir bölümü aldım ama anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde aldım. Yani böyle cımbızlanarak alınmış montaj bir şey değil, tamamen maddenin birinci maddesi, 64. maddenin birinci fıkrasının gerekçesi. Defterlerin, tacirin ticari işlemleriyle mal varlığı durumunu açıkça gösterir şekilde tutulması şarttır. Muhasebe, vergi usul kanununa göre ve vergi mevzuatına göre tutulamaz. Muhasebe vergi için tutulmaz. Vergi verilerini ve sonuçlarını bu suretle tutulan muhasebeye dayandırır diyor maddenin gerekçesinde ve bu maddeye eklenen 5. bent ile vergi usul kanunundaki her düzenleme geçerlidir, caridir ve mükellefler defter tutma, kayıt ve bence mali tablolarında tamamen vergi usulünün şekillendirdiği tabloya göre tutmak zorundadır diyor. Çelişkili bir durum. Tabi maliyeciler bunun gerekçesini de şöyle açıklıyor, matrah kayıpları olur, engelleyemeyiz bunu. Eğer değerlendirmeyi vesaire her şeyi mükellefe bırakırsa çok ciddi matrah var.